أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz, biliyorsunuz İran'da bir kaza oldu. Yani bu reisinin ölümüyle son bulan bir kaza ve akabinde işte bugün Türkiye'de ve İslam coğrafyasında böyle bir Şii seviciliği, Şia'ya olan özlem, Şia'ya olan teslimiyet, Şii propagandası vesaire. Bunun üzerine duruyor. Özellikle de mesela son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu'da mesela ben sosyal medyaya baktığım zaman en büyük mesele İran'ı destekleyen ve İran'a rahmet okuyup onların Filistin davasına olan hizmetlerini, onların fedakarlıklarını öve bitiremeyen ve sonuç itibariyle her ne kadar biz Şii değiliz dese bile kalpleri Şia ile olan bir Hudapar var ve buna benzeyen yapılar. Sürekli İran ve İrancılık yapan, aslında içlerinde Şiiler var ama Şiiliklerini takviye yoluyla gizleyen, fırsat buldukça da İran propagandası yapan insanlar var. Ben de özellikle bu Kürtler içerisinde yaygın olmasından dolayı biraz Şia'nın, İran'ın bu pers milliyetçiliği dediğimiz, Şiiciliği dediğimiz bu yapının Kürtlere bakışıyla, biraz sahabeye olan bakışı, aslında bizi hangi gözle bize baktıklarını, bizi Müslümanı görüp görmediklerini veya ehli sünnete bakışlarını biraz ele almak istiyorum. Bu konuda da genelde delilleri onların kendi kaynakları olan Şii kaynakları. Tabii Şii kaynakları derken de böyle kıyıda köşede bizim Cübbeli Ahmet gibi uyduran adamlar değil yani. Bunların işte Sahih Buharisi gibi, Sahih-i Müslim gibi kabul edilen, en referans kabul edilen kitaplarında geçen düşünceleri ve fikirleri, İslam'a, Kur'an'a ve zıtlıkları ve hatta itikadi yönden tehlikelerine kadar hepsini biraz işlemek istiyoruz. Çünkü sonuçta az buçuk bazen sosyal medyada rastlarsınız. Yani bugünlerde böyle yapınca bir tane Şii Ayatullah'ın meşhur bir sözü vardı. Diyordu ki cehennemin dili Kürtçedir. Yani bu adam bunu söylerken bu böyle kendi nefsinden, aklından uydurduğu bir şey değildir. Bu Şii kaynaklarında olan bir şey. Çünkü Şia'ya göre onlar sonuçta referansları Tevrat, Tarot olduğundan dolayı, Yahudiler olduğundan dolayı yani Beni İsrail'in Kürtler hakkındaki düşüncesini almışlar, Şiiliğe uyarlamışlar ve Kürtleri, çok özür diliyorum, Kürtleri şeytanın soyundan gelen bir topluluk olarak kabul ediyorlar. Onlarla evlenmeyi caiz görmüyorlar. Hatta onlarla evlenilmesi mekruh olan topluluklar içerisinde işte Ehl-i Sünnet ve Cemaati, Zencileri, Hazara Türklerini vesaire koymuşlar, Kürtleri de koymuşlar. İşte içki içenleri, şunu yapanları ama mutlaka Kürtleri de katmışlar. Neden? Çünkü inançlarına, Şia'nın inancı da aslında Pers milliyetçiliğin temelinde geçmişte Kürtlerden çalınmış bir tarih var. Bugün İran'ın böyle Pers polisi çıkarıp Pers İmparatorluğu da dahil olmak üzere İran'ın tarih boyunca kurduğu bütün devletlerin temelinde Kürtler vardır. Kürtler onların en büyük hamisi, en büyük hizmetkarı, en çok kullandıkları kavim. Sonra Kürtleri aşağılamışlardır. Sonuçta imparatorluğu Medlerden gasp edip çalan Persler ve ondan sonra o Kürtlerin tarihi üzerine oturup tarih boyunca da Kürtlerin geçmiş tarihini çalan bunların kendileri atalarıdır. Ondan dolayı Şia'yı anlamak açısından şuna çok dikkat etmemiz lazım. Şia kendisi dışındaki bütün toplulukları İslam olarak görmez. Hatta onları velid-i zina olarak tarif eder. Bu konuda Şii kaynaklarında çok delilleri var. Şia'nın İslam ümmetine aşağılık sözler sarf edilmesine dair misalleri çoktur. Ben birkaç tane vermek istiyorum. El Meclisi Biharul Envar'da 24'te 313'te, El Kuleyni de Erravda'da. O da 431'de rivayet ettiğine göre İmam Bakır. Ta ki İmam Bakır'a atılmış bir iftiradan başka bir şey de şeyhim bu çocuğu dışarı çıkarın, gezdirsin onu. Ya da bizim eve götürsün. Şimdi Biharul Envar'da 24'te 311'de El Kuleyni de Erravda'da 431'de rivayetinde İmam Bakır'a, İmam Muhammed Bakır'a dayandırıyorlar. Ki bence bu sözden o teberri etmiştir. Öyle bir söz söyleyecek biri de değil. Vallahi ey Ebu Hamza, yani bu ehli sünneti Şia olmayan Müslümanların durumuyla alakalı ona sorduğu zaman demiş ki vallahi ey Ebu Hamza, bizim Şia'mız haricindeki bütün insanlar fahişelerin evlatlarıdır. Yani bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine ve ailesine dayandıran bir Şiilikten bahsediyoruz. Yani bugün İran'ın seviciliğini yapan, Şia'yı poflayan, vahdetten, kardeşlikten, biz kalkıp da Şia'nın ne kadar sapık inançlara ve fikirlere sahip olduğunu söylediğimizde Mossad ajanı diyenler, Vahabi kafası diyenler, hariciler diyenler aslında Şia'nın kendi müteber kaynaklarına göre bunlar eğer Şii değillerse, sadece İran'ı seviyorlarsa burada fahişe evladı olarak onları açıkça zikrediyor yani. Senin sebep uğruna şey yaptın, aynı bir insanın mason olup Siyonizme hizmet edip ama Siyonizmin anlayışında bu nedir? Bu gulamdır. Yani insan olmayan bir hayvansı yarattıktır. Köpek hükmündedir. İnsanın köpeğe verdiği değeri o insanlara veren bir topluluktan bahsediyor. Şia'da aynen böyle diyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu Muhammed bin Bakır şöyle demiştir. Vallahi ey Ebu Hamza, bizim Şia'mız haricinde tüm insanların evlatları fahişedir ve fahişe evladıdırlar. El-Ayyaşi tefsirinde 2. ciltte 234'te, El-Alemül Beyrut'te, El-Bahrani Tefsirul Burhan'da 2. ciltte 300'de, Darul Tefsir'de, Kum ve İran'da basılmış ciltlerinde bu şekilde geçmektedir. Ve bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine dayandıran bir Şia'dan bahsediyoruz. Yani biz Şia'nın özellik ve vasıf ve niteliklerini verdiğimizde öyle rahatsız olan, ya siz fitnecisiniz, fucursunuz, sahibisiniz, siz aslında Müslümanlar arasında ihtilaf, fitne sokmak istiyorsunuz, siz Müslümanların birliğini, vahdetini istemiyorsunuz diyorlar. Evet, biz bu ümmetin vahdetini ve birliğini istiyoruz. Ama bize takiye yapıp, sadece Şii yayılımı yapıp, kendi içerisindeki etnik yapılara zulmeden, hatta yani çok özür diliyorum, biz Kürtleriz, biz peygamber soyuna dayanan bir kavimiz. Biz Hz. Nuh'a, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a, Hz. Yunus'a, Eyyub'a, Elyas'a, Zülküf'e ve daha nice Resul ve Nebilere, Eba Enbiya denilen İbrahim Aleyhisselam Kürtlerin atası, ceddidir. Aynı keza bugün Kur'an-ı Kerim'de geçen çoğu peygamberin de neyidir? Babasıdır. Böyle bir peygamberin soyundan gelen insanlara şeytan soyu demek, onların şeytandan peydah olduklarını, cinden bir taife olduklarını, bundan dolayı onlarla evlenmek mekruhtur, caiz değildir demeleri bence bütün o soydan gelen bütün Resul ve Nebilere açıkça bir hakarettir, iftiradır, başka bir şey değil. Ondan dolayı burada Şia sadece kendisi dışında bu İsna Aşereyn dediğimiz, yani Cahferi mezhebi dışındaki bütün Müslüman toplulukları zina evladı olarak görüyor. Bunu hiç gizlemiyor. Çünkü bunu da sıradan adamlara atfetmiyorlar. Sıradan bir Şii cami imamı bunu söylemiyor. Bunu Muhammed Bakır'a, İmam Cafer-i Sadık'a ve daha nicelerine atfederek bugün ehli sünnet olan insanlar hakkında çok ağır ithamlarda bulunuyorlar. Hatta bizi kafir görüyorlar. Müslüman bile görmüyor. Nasıl hariciler, havariş topluluğu cehennemin köpekleri olarak tarif ediliyor sahih rivayetlerde, Şia'da aynı köpek sürüsündendir. Neden diyeceksiniz? Zaten onlar da havariştir, onlar da haricidir. Kendileri dışında hiçbir topluluğu Müslüman görmeyen sapık bir ideolojiye sahiptirler. Cafer bin Muhammed Es-Sadık şöyle dediği rivayet olunmuştur. Sülmaş, yani bu sözü ondan tenzih ederiz. Biz böyle bir şeyin doğruluğuna inanmayız. Sonuçta Sadık veya Küleyni dediğimiz Şii şeyleri Pers milliyetçisi olan, genlerinde Zerdüşlü taşıyan ama ehli sünnete ve geçmişte imparatorluklarını Müslümanların yıkmasından dolayı Araplardan nefret eden bir kişilikleri ve şeyleri var. Bunu da ne olarak bize yansıtmışlardır? Bunu da şu stratejiyle. İşte bunlar böyledir, şunlar şöyledir, İmam Cafer-i Sadık, İmam Muhammed Bakır böyle dedi diyerek aşağılıyorlar. Ve şöyle demiştir. Her bir yeni doğanın huzurunda mutlaka iblislerden bir iblis vardır ki bu doğrudur. O doğan bebeğin bizim Şia'mızdan olduğunu bilirse bu şeytandan korunur. Bizim Şia'mızdan değilse şeytan işaret parmağını, işte çok özür diliyoruz, onu orasına burasına sokar. Çocuk ya homoseksüel olur ya doğan eğer kızsa bilmem ne yapar, o da fahişe olur diyerek böyle ağır bir ithamda bulunuyor. Ve bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tak ehli beytine atfettikleri ağır iftiralardan biri. İnsanların hepsi ya Şia'mızın müstesna evladı ya da evladı zinadır demiştir. Bunu kim söylüyor? El-Küleyni Er-Ravda'da. Bak düşünün, El-Küleyni'nin Ravdası'nda cilt 8'de 135'te Vessi'a-u Şia denilen meşhur Şii hadis külliyatında, o da 18. ciltte 463'te El Meclisi Biharul Envar dediğimiz Şia'nın 3. büyük kaynağında, o da 27'ye 231'de bu şekilde söylüyor. Alın bu onların bakış açısı. Hatta İran'ın Ali Hamenei'nin en üst yetkili, İran'daki, Tahran'daki yetkili alimi vardır. Ayatullah Seyyid Ahmet Hatimi. Dün de ondan önceki günü ölen o Hatemi de onun akrabası. Bunlar Seyittir, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen Seyitlerdir. Bu Tahran'da Cuma günü hutbede kalkmış, verdiği hutbesini, yani bizzat ses kaydını ben de dinledim. Adam orada diyor, bütün o Perslere diyor ki, diyor cehennemin dili Kürtçedir diyor. Eğer diyor bir insan cehennemlikse diyor Kürtçe konuşur. Başka birindeyse cehennemin dili Türkçedir diyor. O da başka bir ayatullahları söylüyor. Diyor ki eğer bir insan diyor cennetlik olacaksa ya Arapça, Farsça konuşur. Eğer cehennemlik olursa ya Türkçe ya Kürtçe konuşur. Bu şekilde o da cehennemlik olur diyor. Bununla alakalı ki bu Ayatullah Seyyid Ahmet Hatemi, yani hutbesinin devamında da şöyle diyor. Kürtler ve Beluciler İslam Cumhuriyeti'ne ve liderine verdiği zarar Yezid tarafından Kerbela Ovası'nda İmam Hüseyin'e verilenden daha şiddetlidir. Yani o kadar da Kürtlere ve Belucilere kin gidiyorlar. Hatta Ali Hamenei'nin de fetvasını okudu. Yani Farsça olduğu için insan okuyunca anlıyor. Yani diyor ki Belucilerin ve Kürtlerin katlinin cevazetiyle alakalı verdiği fetvası vardır. Bunlar diyor bizden değillerdir. Bunlar Şia'dan değillerdir. Ehl-i Sünnet ve cemaatler öldürülmeleri ve katledilmeleri meşrudur, yani helaldir diyor. Ve bunlar binlerce insanı astılar, öldürdüler, tereddüt etmediler. Kendilerine muhalif gördükleri kimseye merhamet etmediler. Şöyle düşünün, Türkiye'de gelirler hükümetle ilişkiler kullanırlar devlete. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere derler ki oyumuz size, bizim tabaamız sizinle çalışacak, size hizmet edecek. Siz de bunun karşılığında bize göz yumun. Neylerine göz yumun? İşte medreselerimizi açalım, Kur'an kurslarımızı açalım, camilerimizi açalım. Bugün İstanbul'da Şia'nın 200 küsur camisi var. Ama gidin İstanbul kadar büyük bir nüfusa sahip Tahran'da bir Sünni camisi göremezsiniz. İzin vermiyorlar. O kadarlar. Onun için yani aynen Şia'nın, yani tabiri caizse Şia'nın stratejisiyle Yahudilerin stratejisi birebirdir. Zayıf oldukları yerde dünyanın en adil adamları, olmadıkları yerde en vahşiler onlar. Onun için yani bu adam böyle tabii doğal olarak ben de ona ve onun taraftarlarına da diyorum. Çünkü sonuçta Ehl-i Sünnet ve Cemaat gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın yorumdur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın çizgiyi benimsemiş olan topluluktur. Madem Kürtçe cehennem dilidir, vallahi öğrense iyi olur. İhtiyacı olacak, çünkü sonuçta bu sapıklıkla bunların gideceği yer cennet değil yani. Doğal olarak hazırlığını yapsın. Yani bugün İslam coğrafyasında Filistin'den tutun, Yemen'den tutun. Nerede bir kaos ve katliam varsa Suriye'de dahil olmak üzere hepsinde İran'ın parmağı var ve İran'ın Şii yayılımının stratejisi var. Şia gitti Afrika'ya bile girdi, oraya bile Şiiliği soktu. Kime la Şiiye la Suniye vahdet demişse orada Şiiliği koymuş. 1980 öncesi İran devriminden sonra Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İran'a giden bütün yapılara Şia yerleşti. Şia yeri geldi devrim yaptı, yeri geldi darbe yaptı ve bir şekilde kendi Şii yayılımını sürdürdü. Ama bunlar aynı zamanda da ne diyorlar? Bu dediğimiz Kürtler için cehennemin dili Kürtçedir diyen adam da Seyyid Ahmet Hatemi Anayasa Koruma Konseyi'nde bir üyedir. Yani Şia, İran'ın en üst yetkililerinden biri. Hatta ne meclisi, Uzma Meclisi dedikleri onların dini liderlerinin seçildiği o meclisin içerisindedir. O derecede güçlü bir adam ve bu adam Kürtçe için cehennemin dili diyor ya. Ve bunu bir cuma hutbesinde vaaz verirken adam bunu kullanabiliyor. Neden? Çünkü onlara göre zaten Müslüman olmayan Kürtler, Müslüman değillerse zaten Sümaşa Faişe gördükleri, şeytanın soyundan gelenlerin, İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın sürüp dağlara sürdükleri, isimlerinin dağlarda sürgünde olan kavimden geldiği için Kürt denildiği, çünkü sonuçta Kürtlerle alakalı ilk kayıtlar milattan önce 3500 yıllarında Sümer kayıtlarında Kardoka, yani dağlılar olarak geçiyor. Bunlar da bunu bu şekilde bir Yahudi hikayesi üzerinde sanki böyle bir anlayış varmış. Onun için ben yani neden bunu anlatmak istiyorum? Birincisi bir Kürt, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da öyle Hüdapar'a da oy veren, bugün kendisini işte merhum amcama atfedenlere de söylüyorum. Önce İran'ı ve Şia'yı tanın, sonra onların taraftarlarını yapın. Sonra onların uşaklarını yapın, sonra onların taraftarlarını yapın. Sonra Kürtlerin içerisinde Şii propagandası yapıp İran'ın, çünkü Şia'nın birinci aşama stratejisini de nedir? Kendisini sevdirtmek, zaten sevdirttiği topluma da yerleşmeye başlıyor. Bu bir gerçek ve hakikat. Yani ondan dolayı önce tanıyın, sevecekseniz sevin. Yani bilmediğiniz, tanımadığınız karakterini ve kişiliğini, inancını bilmediğiniz adamlara da tapmayın ya. İnsanlar var ya, algılarında herkesin bir putu var. Ya insanlar kendi tabi oldukları cemaatli bir put haline getiriyor, sanamlaştırıyor. Onun her şeyi kutsal, her dediği doğru, o hak gerisi batıl. Ya da bir zatı putlaştırır, onun sırtından ticaretlerini güderler. Herkesin böyle bir şey var. Onun için Şia'nın bizdeki Buhari, yani kabul edilen 4 temel hadis kaynaklarından belki de en önemlisi olan Kuleyni'nin El-Kafi adlı kitabında Ebu Şabi El-Şami isminde birinin, Cafer Sadık, bu zikrettiğimiz Cafer Sadık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu İmam Cafer-i Sadık, bugün Caferi mezhebinin kurucusu, kabul edilen ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in müteber alimlerinden biridir. Biz öncelikle şunu söylüyorum, bunları o Allah dostları söylememiştir. Bu onlara atfedilen iftiralardır. Bizim orada Kürtlerden bir topluluk var. Hala alışveriş için bize gelirler, biz de onlara karışık ve alışveriş yapar şeklinde bir soru sorduğunda onun şöyle dediğini rivayet eder. Bak, Kürtlerle alakalı. Ey Rabbi, onlar karışmayın. Zira Kürtler cinlerden bir kabiledir ve Allah onlardan örtüyü kaldırdı. Onlara karışmayın. Yani onlardan uzak durun. Onlardan sakının gibi, yani Kürtleri aşağılama, insan yerine koymamak gibi bir temelde atılmış. Bu dediğimiz Küleyni kimdir? Küleyni, düşünün ki Şah İsmail'in o dönemde Şeyhülislam'ı dediğimiz Ayetullah, onun dönemdeki en yetkili din mercilerinden biriydi ve bunlar Pers milliyetçisi olan insanlar. Yani Şiilik dışında bir şey kabul etmedikleri gibi Zerdüşt'ün de bir uyarlamasını sanki İslam'mış gibi bize yediren adamlar. Başka bir rivayette de, aynı kitapta Küleyni'de geçen başka bir rivayette ise, Kürtlerden evlenmeyin. Çünkü onlar cinlerden bir arttır ve Allah onların üzerinden örtüyü kaldırmıştır. Başka bir rivayette aynı şeyin silsilesinde ona mektup yazıp Kürtleri sordu. O da onlara, bunları hepsi İmam Cafer-i Sadık'a atfettikleri iftiralar. Onlar sadece kılıcın keskin tarafı ile uyandırın. Yani onları öldürün, onları katledin diyor. Bunu Şia söylüyor yani. Bunu bugün biz kalkıp da mesela sosyal medyada, ya siz kimi savunduğunuzu farkında mısınız? Sizi en büyük düşmanlığı yapan, tarihinizi, geçmişinizi, kültürünüzü, her şeyinizi çalan, sizi kendi gölgelerinde yok eden adamların neyini savunuyorsunuz? Bu adamların kutsal metinlerinde bile size bir nefret var yani. Bir sevgi yok, size bir kin ve düşmanlık var. Ve ben şunu da söyleyeyim, yani Şia'nın özellikle en nefret ettiği toplulukların başına Kürtler geliyor. Kürtlerden nefret ediyorlar. Bunun sebebini ben bilmiyorum ama tarih boyunca Kürtlerin Ehl-i Sünnet ve Cemaat kalmaları ve Şia'nın en büyük devleti olan Fatimileri Selahaddin Eyyubi'nin yıkması, onların fitnelerine son vermesi, onların Orta Doğu'daki gücünü kırmasından dolayı Kürtler aynı Yahudiler gibi gizli bir kin güdüyorlar ve bu gizli kinlerini neye nakletmişlerdir? Kendi en müteber kaynaklarına naklederek Kürt düşmanlığında hiç tereddüt etmemişlerdir. El-Hur el-Amili, El-Fusulul Muhimme adlı kitabında şöyle demiştir. Cafer-i Sadık'a sormuşlar radıyallahu anh. Sadık aleyhisselama savaşmaları halinde Kürtlerin ve savaşan müşriklerin esir edilmesi, nikahlanması, kadınlarının cariye olarak kullanılması ve satın alınması caiz olup olmadığı sorusuna güya İmam Cafer-i Sadık, evet caizdir, onları köle edin, onların kadınlarını yani nikahsız alın, kafirdirler, müşriktirler ya, dilsiz, imansızdırlar. Yani onları kafirlerle bir tutmuşlardır. Çok garip bir şey, şu bir hakikat, Kürtler Farslardan ve Perslerden önce de İslam'a girmiş bir kavim. Kürtlerin İslam'la tanışması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının 16. yılında bugünkü Van'a kadar olan bölge İslam ordularınca fethedilmiş. Kürtler bir direnç, bir karşılık göstermemiş ve bugünkü Aytab, Roha, işte Şırnak, bugünkü Ahmet, Eleh, ondan sonra Siirt, Van, Bitlis, bunların hepsi İslamlaşmış. Hakkari'ye kadar bölge fethedilmiş, İslam ordulara girmiş. Kürtler İslamlaştıktan sonra Farslar İslam'la tanışmış. Ama çok garip bir durum, İmam Cafer-i Sadık daha doğmadan önce Kürtler İslam'a girmiş. İslam olmuşlar ama burada görüyorsunuz El-Hur El-Amiri dedikleri büyük bir Şevi alimi ne diyor? Diyor ki İmam Cafer-i Sadık'a, biz savaşmaları halinde Kürtlerle ve savaşan müşriklerin esir edilmesiyle alakalı. Normalde İslam hukukunda bagi, bak bagi nedir? Müslüman olup İslam devletine baş kaldırdığı zaman şer'i prosedüre göre bagiler eğer Müslüman öldürmemişse, bir katliam, yağma vesaire böyle büyük bir suç işlememişlerse, savaşta haklı oldukları takdirde silahlansalar bile işte esir edilmez, işte malları yani ganimet olarak görülmez vesaire. Ama buradaysa tam tersi, yani bildiğin Kürtleri müşriklerle bir görüyor, kafir görüyor ve onların esir edilmeleri nikahlanması değil de kadınların cariye olarak kullanması, nikahsız olarak kullanmaları ve satın alınmalarının caiz olup olmadığı sorulduğunda İmam Cafer-i Sadık'ın caiz olduğunu söylediğini söylüyor. Ve buna mukabilen eğer bir Kürt, şerefi ve onur olan bir Kürt hala İran'ı savunuyorsa bence onun ne şerefi var ne onuru var. Çünkü bir insan kendisine bu kadar düşmanlık besleyen ve bütün kutsal metinlerde nefret dilini kullanan birine de uşaklık ediyorsa bence onun kişiliği, şahsiyeti ve haysiyeti yok demektir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da Hicri 148'de vefat eden İmam Cafer-i Sadık'ın İran'ın resmi dini olan İsna Aşereyn dediğimiz Şiiliğinin 6. masum imamıdır. Yani bugün İran'ın resmi dini diyorum çünkü resmi mezhep değil, yani dindir. İran'a göre İsna Aşereyn veya İmamiye veya Caferi mezhebi din gibidir. Onun dışındaki bütün mezhepler küfür üzerinedir. Onlar Zeydilere bile kafir gözüyle bakarlar. Çünkü sonuçta yani onların inancını benimsememiş olan, 12 imam inancında onların mahsumiyetini kabul etmeyen, onları peygamberlerden üstün görmeyenlerin Müslüman olamayacağı inancı Şia'da yaygındır. Onlara göre mahsum imamlar vahiyinin diğer bir türü olan ilham ile Allah tarafından yönlendiriliyorlar. Dolayısıyla kendi nefislerinden asla bir şey yapmazlar. Onlar her ne doğrusu, ne demişlerse, ne rivayet onlardan gelmişse aynen Allahu Teala'nın emri gibidir. Yani biz mesela bizde 4 mezhep vardır. İmam Ebu Hanife, İmam Cafer, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet'in mezhebi diyoruz. Biz onların görüşlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uyduğu müddetçe kabul ediyoruz. Ama Şia'da böyle bir anlayış yok. Şia'da şöyle bir anlayış var. Onun için İsna Aşereyn fırkasının inancında Ca'feri mezhebi örneği İmam Ebu Hanife veya Şafii mezhepleri gibi içtihat değil, mutlak vahidir. Yani onların bu Kürtlerle alakalı söylediği şeyler sanki Allahu Teala sözü gibidir ve bu şekilde kabul edilir. Bir Şii takiye yapmıyorsa bu inançtadır. Ama takiye yaparsa belki dersen ki Kürdüm, sen yanında bunu konuşmayabilir. Ama Kürtler ile alakalı geçmişte Kürtler şeytanın çocuklarıdır sözünü ortaya atanlar Şia'dır. Sonra işte Ehl-i Sünnet ve cemaat içerisinde bazı bid'at sahibi tasavvufi hareketler bunları dile getirmiş. Bunlar da İslam kaynakları açısından Ehl-i Sünnet ve cemaat kaynakları değildir. Tamamen Yahudilerin efsanelerine, onların rivayetlerine dayanan bir şeydir. Onların inanç yapısında şöyle bir kaide vardır. Hz. Süleyman'ın işte bu Doğu seferine çıktığı zaman, Doğu derken bugünkü Irak topraklarına gittiği zaman oradan 100 kız cariye getirdiğini, bu kızların çok güzel olduklarını, sonra bu şeytanlar var ya, ifritler, Hz. Süleyman'a darbe yapıp 8-9 gün onu hapsettikleri süreçte işte şeytanların bu kızlarla yattığını, bunların 80 gün hamile kaldığını, ondan sonra Allahu Teala yardım edip de Hz. Süleyman'ı bu esaretten, bu darbeden kurtardıktan sonra bu cariyeler 80'i hamile kaldığı için Süleyman Aleyhisselam onları dağlara sürdüğünü, cezalandırdığını, sonra özellikle de Zagros dağları diye geçiyor. Oraya sürdüğünü ve orada o cariyelerden doğan çocukların bugünkü Kürtlerin ataları olduğunu söylüyor. Bu kadar da açık net olarak Tevrat'ın bir şeyini getirip İslam'danmış gibi bize gösterebiliyorlar. İçtihat değildir, vahidir. Cafer-i Sadık söyletilen yukarıdaki rivayetler açısından bunun anlamı vahiy olduğudur. Yani rivayet olduğu değildir. Yani burada size söylediğim bu şeyler onlara göre Allahu Teala'nın vahisi gibidir. Biri çıkıp da onun aksini söyleyemez. Yani Şia'da takiye kavramı, takiye dini vardır. Bunu Türkiye'deki Şii yapılar da yapıyor. Mesela Şia'nın grupları veya Şia ile çalışan cemaatler, partiler veya İrancı olan, İran'ı seven Khomeini propagandası yapan veya sosyal medyada sürekli İran'ı öne çıkaran insanların çoğu takiyecidir. Yani yalan onların farzıdır. Onun için La Şiiye, La Suniye dedikleri zaman bil ki bu adamlar aslında Ehl-i Sünnet'ten nefret eden, Ehl-i Sünnet'e kin güden adamlar. Sadece La Şiiye, La Suniye, İslamiye, İslami diyerek Şiiliğin bu coğrafyada yayılmasını, güçlenmesini istiyorlar. Düşünün ki Şah İsmail Kürttü. Sefevi devletini kurduğu zaman bir Kürt olarak kurdu. Gene Kürtler Şiileşmedi. Çünkü Kürtlerin ilk dönem İslam'la karşılaştıkları çizgi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tır. Ve bugüne kadar düşünün ki Kürtler İslam'a girdikten sonra İmam Şafii döneminde İmam Şafii'ye tabi olmuş. Neredeyse en eski Şafii mezhebine mensup topluluktur. Hala bugüne kadar Şafii mezhebiyle gelmiş. Hiçbir zaman yani Sefeviler, Şah İsmail, o Alevi Kürt kabileleri dahil olmak üzere bütün propaganda ve çalışmalarına mukabilen Kürtlerde Şiileşme, Kürtlerde Alevileşme söz konusu olmamıştır. Genelde kimler Şiileşmişti? Anadolu'da Türk aşiretleri, Yörük aşiretleri ne olmuşlardı? Şiileşmişlerdi. Osmanlı'nın Anadolu'yu Sunileştirme sürecinde eğer Eşref-i Biglisi ve Kürtler olmasaydı belki hiçbir zaman başarılı olamayacaktı. Ama düşünün ki İran'ı da Şiileştiren Kürt kökenli Şah İsmail'dir. O da kalktı İran'ı ne yaptı? 600 yıl içerisinde Şiileştirdi. Belki bu sapık inancı getirdi. Çünkü kendisi Aleviydi. Sonra İsni Aşereyn dediğimiz İmamiye mezhebini benimsedi ve Şiileri bir devlet haline getirip işte İran'da bir iktidar kurdu. Osmanlı'da büyük bir mücadele içerisinde bulundular ve bunun neticesinde Kürtlerin üzerinde bir hakimiyet sağlayamadılar. Ama hala Kürtlerin üzerinde bunun hesap ve kitabını yapan Şii oluşumları ve cemaatleri var ve partileri var. Sen onlara bunu söylediğinde iftiradan başka bir şeye başvurmayan insanlar en ağır iftiralara başvururlar. Bu onların stratejisi. Çünkü İran'ın, bak Şia'nın, İran Şiasının, Pers Şiasının Yahudilerden hiçbir farkı yok. Strateji, taktik birbirine çok benziyor. Neden? Çünkü Caaferi mezhebi dediğimiz o mezhebin temeli Yemen asıllı bir Yahudinin temellerini attığı bir dinden bahsediyoruz. Abdullah bin Sebe bugünkü mahzun iman fikrini ortaya atan, ondan sonra gullat fikirleri ortaya atan, Ali'nin vasi olduğunu, Allahu Teala'nın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onu seçtiğini, onun hakkının gasp edildiğini bunları ortaya atan bu zattır. Ve daha farklı sapıklıkları da Ali Allah'tan bir cüz gösteren, bugünkü tasavvufta beka billah fenna fillah dediğimiz vahdeti vücut anlayışını ve hulul anlayışını da ortaya atan bu Yemen Yahudisidir. Ve onun için baktığınız zaman Şia'nın mezhep anlayışı, din anlayışı da bir noktada Yahudiliğin etrafında da eksen bulmuştur. Bazı görüşlerini ve rivayetlerini sanki İmam Cafer-i Sadık söylemiş gibi ama aslında bunlar Yahudilerin görüş ve düşünceleridir. Birebir bunu yapmış. Neden Yahudiler Kürtlerden nefret ediyor? Onun da sebebi var. Sonuçta Allahu Teala diyor ya Kur'an-ı Kerim'de haşin kullarımızı senin üzerine saldık. Ülkene girdiler, seni tarumar ettiler dedikleri o kavim Kürtlerdi. Kürtler Babil İmparatorluğu döneminde Yahudiler azgınlığının neticesinde Allahu Teala'nın onlar üzerine musallat etmesi neticesinde 100 yıllık Babil sürgününü yaşadılar. Bugünkü Musul, Ninova bölgesinde 100 sene boyunca Yahudiler orada köle ve esir olarak kaldı. Yahudilerin Kürtlere olan nefreti bu şekilde Tevrat'a ve dini ülkelerine yansıdı. Geçmişte bazı derslerde de dedim Kürtlerin Sevr ve Lozan'la devletsiz kalmalarının sebebi de bu cuhu Yahudilerdir. Kürtlere olan gizli nefretlerinden dolayı. Ama ne yapıyorlar? Bakıyorlar Orta Doğu'da bir şekilde kendilerine bir lejyon ordu lazım. Kullanılacak bir grup lazım. Onu da Kürtler üzerine bir proje olarak kurmuşlar. Hem onları tükettirecek, kırkırın dediğimiz soykırıma tabi tutacak. İllerde Türkiye ile İran'la onunla bununla karşı karşıya getirip yok edilmelerini sağlayacak. Hem onlar yoluyla da bölgenin insansızlaştırılmasını sağlayacak ki vaat edilmiş toprakları genişletebilsin. O da onların stratejisi ve bunu işletiyorlar. Ama buna hizmet eden de baktığımız zaman kendisini İslam'a nispet eden asimilasyoncu, ırkçı yapılardır yani. Bugün İsrail'in istediği temellerin direktiflerini, kolonlarını da onlar dikiyor. Onun için ayrıca İmam Ali'ye söylettikleri rivayetler de vardır tabi. Yani yukarıda sözünü ettiğim Kürtlerle hususlara dair İmam Ali'den de bir hadis aktarılıyor. Bu rivayetlerde birer hadis olarak kabul edildiğinden doğal olarak bunlar fıkhi ahkamda bina edilmiştir. Yani fıkhi ahkam derken yani şeriatları bunun üzerine kuruludur. Mesela Şiilerin temel kaynaklarından olan El-Hurul Amil Vesâul Şi'adlı kitabının 20. cildinde 32. babında başlığında Nuba haricinde Sudan satın almanın ve Kürtlerle evlenmenin kerahati başlığı vardır yani. Yani suyu parayla satın almak ve Kürtlerle evlenmenin mekruh ve caiz olmayışı. Üzerine adam bak açmış ya. O kadar bir Şia'da, bir İran'da Kürt nefreti var yani. Ve bu nefretin sebebi de emin olun ki bugün bir Kürtlerin böyle şöyle diyeyim Kürdoloji diye bir kürsü kurulsa Avrupa'da veya başka bir ülkede ve Kürt tarihi araştırılsa göreceksiniz bütün o İran'ın kendine atfettiği o şaşalı imparatorluklar dönemlerinin Kürtlere ait olduğunu çıkacak yani. Çünkü Kürtler onlardan önce vardı. Onlar geldiler Kürtlerin dilini ve tarihini çaldılar. Kürtlerin her şeyin üzerine oturdular. Kürtler sanki Fars Bedevi çadırlarında kalan yabaniler, onlar da imparatorluklar kuran şaşalı bir kavim. Demiyorlar Hindistan Bedevileri, çöl Bedevileri gelip de bugünkü İran'a yerleşip sonra oranın yerli halkı olan Aryanların ülkesini işgal edip dillerini çalma meselelerini konuşmuyorlar. Onun için bazen dikkat ederseniz İran'ın bu konuda çok ciddi bir korkusu ve endişesi var. Çünkü tarihi tamamen Kürt tarihi çaldığı, zimmetine geçirdiği, gasp ettiği bir tarihten bahsediyoruz. Yani. Örneğin 1992'de ölen önemli mercilerden Seyyid Huyi, onların en büyük ayetullahıdır. Huyi diyorlar. Hatta ben çocukken 1990'larda neredeyse Huyi'nin bütün kitaplarını okumuşumdur yani onun şeyle alakalı. Meddani adlı kitabında nikah bahsinde evlenmesi mekruh olanlar anlatılırken şu başlığı koymuş. Bir de şöyle bir şey var. Bak Şia kitapları Türkçe'ye veya Kürtçe'ye veya başka bir dile çevirdiğinde tamamen yeri geldiği zaman ne yapıyor? Metin çıkarıyor, bölüm çıkarıyor. Çok zekiler. Mesela Hazreti Ali'nin filmini 20 CD olarak çevirmişler ama Türkiye'de kaç CD'dir? 14 müdür? 14 CD'si. Peki geriye kalan 6 CD nerede? 6'sı hakaretlerle dolu. Sahabeye, şuna buna hakaretlerle dolu olduğu için bunu Türkiye'ye aktarmamış, şeyini vermemişler. Ama ne yapmışlardır? O 14 CD'de bile hakaretler duruyor yani. İşte kalkıyorlar aşere-i mübeşere sahabeyi çirkin bir şekilde gösteriyorlar. İran'ı fetheden sahabi avesta oluyor, kafayı yemiş. Yani düşünebiliyor musun? Çok aşağılamalar var yani. Ondan sonra Arap cehaleti adı altında Araplara olan kin ve nefretlerini, Hazreti Ömer'in Kisra'yı yıkışı, o imparatorluklarının yerle eksan olması meselesi yatıyor. O da şöyle bir başlık atmış. Erkekler hakkında kötü ahlaklı, kadınsı davranışları olan Zenciler, Kürtler, Hazarlar. Yani bu Hazara Türkleri hala Şiidirler ha. Bedeviler, fasık olanlar ve içki içenlerle evlenmenin mekruhiyeti meselesi. Yani mekruh görüyor ha. Caiz görmüyor. Mesela biz bir ehli kitapla evlenmeyi bugünkü alimler mekruh görüyor. Yani ne kadar vahiyle de caiz olsa bugün artık şirk vasfı onlarda var. Buna mekruh derler. Yani tavsiye edilmeyen, yapılmaması gereken yani men edilmiş olarak tarif ediyor. Ve ben şunu da çok iyi biliyorum. Kurban olsunlar Kürtlere. Kürtler kadar dindar değiller. Tarih boyunca Kürtler de İslam'ın hep bayraktarlığını yapmış. Kuzey Afrika'nın fethinde gidin gerçek anlamda Arap tarihçilerin yazdıklarına bakın. Kürtlerin çok büyük bir rolü var. Çünkü daha Orta Asya'dan Türkler gelmeden önce Arapların Farslar haricinde en büyük müttefikleri Kürtlerdi ve Kürt beylikleriydi ve savaşçı oluşları, dağ insanı oluşları yani gözlerinin kara oluşundan dolayı bütün Kuzey Afrika'nın fethinde Berbariler ve Kürtler çok büyük rol almış. Ta bugünkü Endülüs'e kadar fetihte Kürtlerin bile büyük bir rolü var. Ama artık dünyada ümmet ve vahdet kavramı kalktığı için yerini ırkçılık ve milliyetçilik aldığı için her yerde gizliyorlar. Yani bir şeyleri gizleme örtme. Yahu arkadaş Selahattin Eyyubi'nin Kürt olduğunu bilmeyen yok. Araplar kabul ediyor. Dünyanın bütün tarihçileri kabul ediyor. Ama hala birileri çıkıp yok. Selahattin nereden? Kürttür, şudur, budur demeye başlıyor. Çünkü bunun altında ırkçılık var yani. Irkçılık yeryüzündeki en iğrenç hastalık olarak kabul ederiz. Biz ırkçı değiliz. Ben kesinlikle hiçbir Kürt milliyetçiliğini kabul etmiyorum. Hiçbir ırkçılığı da benimsemiyorum ama ben asimilasyon ve kırkırın dediğimiz bir dilin asimile edilip soykırıma uğratılmasını da şiddetle karşıyım. Çünkü kimsenin ne kültürüne, ne diline, ne de başka değerlerine saldırıp onu yok etmeye hakkı vardır. Bu bir kere şeytani bir metot, şeytanın bir usulü ve uslubudur. Ve dünyada bunun hiçbir zaman başarı getirmediğini bütün dünya kabul etti. herkes o sorunu çözdü. Birkaç tane İsrail'in dayatmasıyla sürdüren ülkeler var. Bunlar da ya çözer ya çözülürler. Yani başka bunun bir yolu yok. Bu kaynaklar bugün de ilmi hafızalarda okunuyor, okutuluyor. Tedarisatı yapılıyor ve aynen öyle inanılıyor ve öyle anlatılıyor. Zira onların inancında bunlar vahidir, mutlak muhkemlerdir. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan bir hadisine inancımız neyse, Şia'nın bu rivayetlere inancı budur. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediği zaman mümin bir erkek ve kadının konuşacak bir şey yok, itiraz edecek bir şey yok ama deme şansı bile yok. Ancak der ki semi'na ve ta'na, işittim ve itaat ettim. Bu Şia'da da böyledir. Nitekim 2013'te Kürt hareketliğinin, Mehdi'nin zuhurun alametlerinden olduğu konu edinen Beressa Camii'nde bir konferans veren ve aynı zamanda caminin imamı da olan Şii politikacı sarıklardan Celaleddin Es-Sagir, Kürtler İmam Mehdi'nin zuhur ettiğinde intikam alacağı Amerika'nın dinden çıkmış olan mürtetlerden bir topluluktur demiş yani. Bunu ve şöyle düşünün. Bu dediğimiz adam da öyle sıradan bir şey değil. Çünkü onlara göre bu dediğimiz cami Şii anlam açısından çok müteber bir camidir. Nasıl müteberdir? Çünkü onların inancına göre Hz. Ali'nin anlıyor musunuz? Bir Beressa denilen bir manastırdan bahsediliyor. Bu Beressa sonradan camiye çevirmiş. Şia inancında ayrı bir yeri vardır. Güya İmam Ali'nin Nehravan'dan dönerken aslı itibariyle Rahip Beressa'nın manastırı olan bu yerde namaz kılmış ve Rahip ile muhabbeti olmuş ve orada Rahip'in onunla alakalı şeylerini iddia eder. Onun için Şia'ya göre bu mescit çok değerlidir. O imamın da konuştukları sıradan konular değildir. Yani adam diyor ki bugün Kürtler içerisindeki mesela Kuzey Irak'ta bir Kürt federal bölgenin kurulması veya Amerika'nın ve İsrail'in desteğiyle Suriye'de bir federal bölgenin kurulması Mehdi'nin geliş haberi olarak kabul ediyor. Çünkü onlara göre Kürtler zaten mürtetti, hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Aslında Şii olmadılar. Cahferi olmadıkları için kafirdiler. Kafir olmalarından dolayı da İmam Mehdi geldiği zaman intikam alacak insanlar. Ama İmam Mehdi geldiği zaman sadece Kürtlerden tek intikam almayacak. Onların inancına göre Merika dedikleri yani Araplar, Kürtler, Müslüman de olmadıklarını kabul ettikleri Şiileşmemiş bütün topluluklar ve Türkler de dahil hepsinden intikam aldığı gibi onların şöyle bir inancı da var. Mehdi geldiğinde Hazreti Ayşe ve Hafsa annemizi kabrinden diriltecek. Sonra onlara zina isnadı cezası vereceğini söylüyorlar. Hazreti Ebubekir ve Ömer ve Osman'ı diriltecek ve onları recm edecek. Böyle ağır ithamları vardır inançlarında. Öyle Şia deyince benim Kürt kardeşim Şia deyince zannediyor ki Şafii ile Hanifi mezhebi. Kuru Şafii ile Hanifi birdirler. Aynıdırlar. Her ikisi de Ehl-i Sünnet ve Cemaat aralarındaki furru meseleler de hiç kimsenin ihtilaf görmediği meseleler. Ama burada Şia ile Ehl-i Sünnet arasında abi uçurum var. Bir tarafta Zerdüştlüğün farklı bir versiyonu, bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın peygamber çizgisini sürdüren bir topluluk var. Siz o farkı nasıl göremiyorsunuz? Onun için bu adam Kürt hareketli yani Kürtlerin devletleşme süreci, birilerinin Kürtleri dünya sahnesine sürmeleri neticesinde bunun Mehdi'nin zuhur alameti olduğunu iddia etmiş. وَكَقُدْ دَبَّتُ الْعَرْشِ çıkması gibi yani kötü çirkin bir şeyin çıkması gibi tarif ediyor. Sonra diyor ki Mehdi aleyhisselam bu Celaleddin Es-Sagir dedikleri o caminin imamı Kürtler İmam Mehdi'nin zuhur ettiğine intikam alacağı Merika'nın yani dinden çıkmış mürtetlerden bir topluluk olduğunu söylüyor. Sagir bunu kendi işkembesinden atmıyor elbette. Aksine kaynakları böyle söylüyor yani. Yani düşünün ki İran'ın, Şia'nın müthiş bir Kürt düşmanlığı var. Ve bu Kürt düşmanlığını görmeyen bir adama benim aklım şarar. Ya bırakın Araplar onların peşine gitsin. Bırakın Hindular geçsin. Sizin ne işiniz var ya? Sizi şeytanın çocuğu gören, böyle zina gören, her ağır ithamda ve iftirada bulunan adamların peşinde sizin ne işiniz var? Bir insan ancak onursuz, haysiyetsiz olur ki böyle bir şeyi takip eder, onlara sevgi besler, onlara uşaklık eder. Yaman kurtturlar, beyinlerine deve derisi geçirmişler, güneşin altında kavurtmuşlar, kafayı yemişler, beyinleri, hard diskleri sıfırlanmış, zekaları sıfırlanmış, birileri farklı bilgiler montalamış ya da gerçekten uşaklaşmışlar. Bir şekilde şeytan onları kandırıyor. Yoksa böyle aşağılık insanların nasıl biz peşinden gideriz? Onun için Şia bu inancında da kesinlikle öyle şaka maka şeyler değil, yani sıradan şeyler. Çünkü ayrıca Beressa Camii'nin Şii inancında ayrı bir yeri vardır. Ve İmam Ali Nahravan haricilerle savaşıp onları yendikten sonra dönerken asli itibariyle Rahip Beressa'nın manastırı olan bu yerde namaz kılmış ve Rahip ile muhabbeti olmuştur, sohbet etmişlerdir. Rahip İmam Ali'ye sormuş, sen Nebi misin? Hayır demiş. Peki sen Nebi vasisi misin diye sormuş, evet cevabı demiş. Bak Şia mantığı bu. Yani vasi ne demek? Peygamberden sonra iktidarda geleceği Allah tarafından seçilmiş olan demektir. Vasi, onun vasiyeti üzerine onun yerine geçecek olan olarak tarif ediliyor. Cevabını vermiş, bunun üzerine Rahip, bizim kitabımızda bir rivayet vardır. Buraya ya bir nebi vasisi namaz kılacaktır diye rivayet veriyor. Ve bu adam da kalkıp bunu Kürtler için söyleyince insan burada ne yapıyor? Biraz düşünüyor. Bir de şöyle var. Arap tarihçi Mesudi diye bir tane Arap tarihçi var. Bir de bugün İsmail Ağa'nın, Cübbeli Ahmet'in pıfladığı İsmail Hakkı Bursevi. Onun da bir tefsirül beyanı vesaire var. Eserlerde Kürtlerle alakalı Tevrat'ta geçen ibareyi alıp kendi kitabında sanki İslam'ın kaynağıymış gibi göstermiş. Ve şöyle demişler, rivayete göre Süleyman Hindistan'ın fethine gittiğinde onlardan 80 cariyeyi esir alarak bir adaya yerleştirmiş. Denizden çıkan cinler onlarla cinsel ilişkiye girmiş ve bu cariyelerden 40 tanesi hamile kalarak 40 erkek çocuğu doğurmuştur. Bunlar nesilleri çoğalınca yeryüzüne ifsad etmiş, fısk-ı fucur sergileyerek gasp ve talana başlamışlardır. Bu durum Hazreti Süleyman'a şikayet edildiklerinde o da onları dağlara, Zagroslara sürmüştür. Ve bunlar Kürtlerin atasıdır diye bu Hakkı, İsmail Hakkı Bursevi'nin eserinde, o meşhur tefsirinde geçiyor yani. Kendisi Bursa'da yaşamış, tasavvuf ehli biri ve bu açık ve net olarak bunu söylüyor. Ve bu kaynak sadece bunun değil, bir de Şii Ebu Cafer Muhammed el-Kuleyni'nin ölüm tarihi 329-940'ta takipçilerinden olduğu gibi bu inanç, yani yanı sıra mesela Sufi İsmail Hakkı Bursevi, o da ölüm tarihi 1137-1725'te, yani çok uzak olmayan bir zamanda yaşamış. O da aynı nefret ve öfke ile Kürtlerle alakalı bu ahlaksızca şeyi kendi kitaplarında zikretmiş. Demiştir ki Kürtler şeytanın soyundandır sümme aşağı. Çok af buyurun, işte denizden çıkan ifritlerin tacizine, tecavüzüne uğramış. Cariyelerden doğan bir kavimdir. Yeryüzüne fesad ve fucur çıkarıyorlar. İmam Cafer-i Sadık demiş ki her onlar kafalarını kaldırdığında kılıcın keskin tarafıyla işlerini görün, kafalarını kesin öldürün. Onun için İran her gün 5 tane Kürt'ü asıp duruyor yani. Çünkü inancında bu var yani. Bu onun itikadının bir gereğidir. Yani bazen biz diyoruz ya Yahudiler Gazze'de niye bu kadar vahşiler? Bu vahşetin kaynağı zaten Tevrat. Tevrat emrediyor, Talmud emrediyor, onların kutsal metinleri emrediyor. Bu onların inancı, Yaşaya kehanetleri, Yuşa Aleyhisselam'a atfettikleri kehanetlerdeki o nefret dili aynı şekilde Şia'da da var yani. Bunlar bir şekilde Kürtlerle alakalı bir nefret dili kullanmakta tereddüt etmemişlerdir. Onun için yani bu da bir gerçek. Kimileri ise Kürtleri, mesela Kürtlerle alakalı Tevrat'ta geçen 2 ibare vardır. Davutoğlu Süleyman'ın carilerini nispet etmişlerdir. Bu durum ceset diye bilinen şeytanın onun mülkünü elinden alıp münafık cariyeleriyle cinsi temasta bulunduktan sonra ki Allah mümin cariyeleri onun tecavüzden korunmuştur. O münafık cariyeler ise cinsi temas halinde hamile kalmıştır. Allah Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünü iade edip 88 şeytandan hamile kalan cariyelikte doğumları yapınca Süleyman o bebekli cariyeleri dağlara ve vadilere sürülme emrini vermiş. Sonra onları nesep olarak annelerine dayandırarak gruplara ayırdı. Bunlar birbirleriyle evlenip çoğaldılar. İşte böylece Kürt soyu ortaya çıktı diyor. Bu Tevrat'ta geçen ibareyi bugün bizim Şiiler ve böyle bazı tasavvufi yapılar bunu zikrediyorlar. Başka bir rivayete göre ise Arap ve Acemlerin hangi ırktan olduğu konusunda bir türlü anlaşılamadığı Dahak'ın omuzlarında 2 yılan çıkar. Bu yılanlar sadece insanların beyinleriyle beslenir. Dahak biliyorsunuz büyük bir zorba, çok büyük bir zalim bir yöneticidir. Devlet başkanıdır. Hatta biliyorsunuz Kürtlerden Nevruz efsanesi de ona dayandırılıyor. İşte Kava'nın gidip Dahak'ı öldürmesi, sonra halkın onun esaretinden kurtulmalardan bahsediyor. O da şöyle diyor, beyinlerle beslenirdi. Böyle olduğu sürece Dahak'ın herhangi bir acı vermiyorlardı. Bu yüzden Dahak, Farslardan birçok insanı onlara feda etti. Dahak'ın veziri her gün bir koyun ve bir insan boğazlar, beyinlerini karıştırarak Dahak'ın omuzlarındaki bu iki yılanın karınlarını doyururdu. Ve kurtulanlar ise dağlara gönderilirdi. Dağlara kaçan bu kimseler orada vahşileşip çoğaldılar. Günün birinde insanlar bir araya gelerek Efridun'un önderliğinde Dahak'a karşı savaşmaya karar verdiler. Kendilerine Farsların Direfşi Kevvani dedikleri deriden bir sancak yaptılar. Efridun ve Dahak'ı ele geçirdi ve dün Bevedden dağında zincire vurdu. İşte Kürtlerin ilk ataları bunlardır ve dolayısıyla bunlar onların neslidir. Sonradan soyları çeşitli gruplara ayrıldı diyor. Yani bak dikkat edin, bütün rivayetlerde Kürtleri aşağılayan, Kürtleri küçümseyen, ama şu bir gerçek ve hakikat, Kur'an-ı Kerim'de de geçmişte ders yaptığımız zaman Kürtlerin Hz. Nuh Aleyhisselam'la beraber o gemiden inen o kavim olduğunu, Haşteyan dedikleri köye yerleştiklerini, bugün ismi Şarnak olarak geçen şehri gemi Nak ve şehri Nak yani gemi demektir. Gemi şehri olarak zikredilen o şehri insanların inşa ettiğini, bugün var olan bütün Aryan dillerin neredeyse atası Kürtçedir. Kürtçe o dillerin hepsinin temelindedir. Gidin abi İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Kürtler dağ insanıdır. Kürtler seyahat değildi, dünyayı gezmediler. Gidin bütün Aryan dillerine bakın, hepsinden yüzlerce Kürtçe kelime bulabilirsiniz. İngilizce'de de, Fransızca'da da, Almanca'da da, İtalyanca'da, Rusça'da zaten 3000 kelime Kürtçe kelime var. Bugünkü Ukrayna, Polonya vesaire hepsinde mevcut. Yani bu bir efsane, bir hikaye değildir. Az buçuk dil biliminden anlayan araştırınca şoka gireceksiniz. Yani en temel anlamda bildiğiniz dillerle alakalı çok şeylerin Kürtçe ile birebir. Yani benim rahmetli dedem hiçbir zaman Doğu ve Güneydoğu'dan çıkmadı ama İngilizce yüzlerce kelime kullanıyordu. Çünkü adamın ana dili buydu yani. Kullandığı kelimeler sonra İngilizce derslerde gördüm, dedim Allah Allah, acaba dedem Arapçaya, İngilizce eğitim mi aldı? Ama rahmetli zaten babasından, atasından konuştuğu kelimelerdi yani. Ondan dolayı bunlar ise Kürtleri aşağılamak, Kürtleri yani pis, iğrenç bir topluluk gibi göstermek. Hatta İsrail'in Abrahams, Adolf Müşher diye bir tane şeyleri var. Bu da aynı şeyi anlatmış 1973 baskısında 512'de 84'te babında. O da demiş Kürtler Süleyman'ın cin hizmetçilerinin soyundan geliyor olmasıdır. İnanışa göre Süleyman peygamber haremi için cinlere 500 güzel cariye getirmeleri için Avrupa'ya gönderdi. Bu da onların başka bir versiyonu. Ancak cinler güzel cariyeleri bulup İsrail'e dönene kadar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü işittiler. Böylece cinler Zagros dağlarına yerleşti ve getirdikleri kadınlarla evlendi ve hem güzellikte hem de güç ve kuvvette dünyada eşine rastlanmayan nitelikte çocukları oldu. Ardından onların da çocukları oldu ve bunların adları Kürtler olarak geçiyor, dağ insanları olarak. Köken ve nesilleri şeytanlara, cinlere dayanıyor. Bunu Yahudilerin Tevrat'ta geçen ibaresi. Hadi gelin bakayım, şimdi bu işin içinden aşkız çıkacağız. Onun için gerçekten yani Şia sadece Kürtleri aşağılamıyor. Şia Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aşere-i mübeşşere dediği, cennetle müjdelendiği 10 sahabeye de kafir diyor. En önemlisi İslam'ın en müteber insanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra bu ümmetin en hayırlısı kabul ettiği Hazreti Ebubekir ve Ömer için bile en ağır küfür sözleri söylüyorlar. Düşünün Sefevi devletin Şeyhülislam'ı olan El Meclisi Farsça Cilal-ül Uyum isimli eserde şöyle diyor. Akıllı bir kimse nasıl olur da Ömer'i Müslüman sayanın küfründen şüphe edebilir? Yani Ömer derken Hazreti Ömer'i kastediyor ve onun Müslüman olduğunu, mesela biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Hazreti Ömer bu ümmetin ikinci en faziletli insanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ümmetin en faziletli Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve İmam Ali olarak görürüz. Ama onlara göre bu üçü, İmam Ali çıkarın, geriye kalan üçü nedir? Kafirdirler, ciptirler, tağutturlar, peygambere ihanet eden münafıklardırlar sunu aşağı. Meclisi Cilalul Uyum tahkik Ali İmamyen İntişarak-ı Surur Kum kentinde sayfa 88'de bu şekilde bir terim kullanarak bu iddiada bulunuyor. Hatta dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de Nisa 51. ayet-i kerimede أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْدِ وَالْتَاغُوتِ ayetini de kendileri tefsir ederken, bak kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi ki cipte ve tağuda inanıyorlar. Şimdi bunu tefsir eden Şiiler ne demişler? Ayetteki cipt ve tağut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri, vezirleri, dünürleri ve halifeleri olan Ebu Bekir ve Ömer olarak tefsir etmişlerdir. Ve bunu hiç şakasız, bunu kimler, hangi tefsirul Ayyaş'ta 1. ciltte 273'te, Es-Safi'de 1. ciltte 459'da, El-Burhan dedikleri o meşhur kaynaklarında, o da 1. ciltte 377'de tefsir ettiklerinde diyor ya, bil ciddi ve tağut kelimesinin cid ve tağudun Hazreti Ebubekir ve Ömer olduğunu açık ve net olarak söylemişlerdir. Bugün bu kadar ağır bir ithamı, bu kadar büyük bir iftirayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın hem kayınpederleri hem dünürleri olarak hem de onun halifeleri olan insanlara atanlar Kürtlere az şey söylemişler. Yani ben sana çok söylüyorum, Kürtlere çok çok iyi davranmışlar, fazla da haddi aşmamışlar. Onun için tefsir etmişlerdir. Şii aleme Nimetullah el Cezayiri El-Envar-ı Numaniye'de 1. ciltte 3'te şöyle demiştir. Ebu Bekir boynunda put asılı olduğu ve secdelerini onun üzerine yaptığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz da kılıyor. Bak düşünün ne kadar ağır bir iftira atıyor. Hazreti Ebubekir'in boynunda putu varmış. Müslümanken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaza durduğu zaman da putperest bir adamdı. Hiçbir zaman Müslüman olmadı. Aslında o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü bekleyen, Resulullah'tan sonra dini tahrif edecek olan olarak tarif ediyorlar. Ve arkasında namaz kılardı. Alleme Zeynidun en-Nebbati Es-Sirat-ı Mustakim 3. ciltte 129'da Ömer bin Hattab hakkında ne diyor? Dikkat edin. İslam'ın izhar edip küfrü gizleyen bir kafir idi demiş. Diyor yani. İslam'ını izhar eden, yani zahiren Müslüman gözüken ama kalben kafir olan biriydi. Hazreti Ömer için diyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sümme-aşa ferasetsiz, sümme-aşa bilmem neysizdi ki bu geri zekalar bunu çözmüş ama kendisine vahiy gelen ve sürekli Cibril'le irtibat halinde olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkına varmamış, kendi yerine bu iki münafığı sümme-aşa, cipt ve tağudun yerine bırakmış. Bunu iddia ediyorlar. Onun için alemeleri ve Şia'ya göre son müştehitleri Muhammed Bakır el-Meclisi bir bab açmış ve şu ismi vermiştir. 3 kişinin kafir, münafık olduğunu, yaptıklarının foyasının ve çirkinin meydana çıkması onlardan beri kalarak lanet okunmanın fazileti isimli bab açmış ve burada onlara meşhur lanet şeyini, beduasını Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman'a ve Hz. Hafsa ve Ayşe annemize attıkları iğrenç iftiraları, hakaretleri övmüşlerdir. Biharul Envar'da 3. ciltte 79'da Zaviul Kübra baskısında bu şekilde geçer. 3 kişiden maksat Ebubekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhümadır. Üçünü kastetmiş. Hatta onların Şia'nın meşhur Miftahul Cinan adındaki bizdeki Delailul Hayrat dua kitabında benzer bir kitapları var ve orada şu ibare mevcuttur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin vel'an sanamey Kureyşi وَبْنَا تَيْهِمَا. Bak dikkat edin, bu onların salavatıdır. Ey Allah'ım Muhammed ve âline salat et. Kureyş'in iki putunu Ebu Bekir ve Ömer'e ve onların kızları Ayşe ve Hafza'ya da lanet et demişlerdir. Bu onların en meşhur kaynağıdır. Bir Kürt gidip de bunları övüyorsa, bir Müslüman, bir ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olan bir adam gidip bunları övüp de bunları kardeşlerimiz olduğunu söylüyorsa, ya bu adam dinden nasibi yok, ya da bu dinden hiçbir bilgisi yok. Zır cahildir ki bunlara inanıyor ve bunlara itimat edip bunlar peşinden gidiyor. Bunu Abbas el-Gummi Miftahul Cinan'da 141'de Muhabbidul Hatib el-Hutulul Arza'da 21'de zikretmiş. Kim lanet ediyorlar? Allah ve Allah'ın Resulü'nün en yakın iki ismi ve ümmetin peygamberden sonra iki en büyüğüne, sonra kime lanet ediyorlar? Bu iki büyük sahabenin kızları Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ümmetin annelerine lanet okuyorlar. Ve kalkıp peygambere yeryüzünde kimsenin atmadığı iftirayı atıyorlar. Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namusunu Hazreti Ayşe kirletti diyorlar. Ve bunu bugün Yahudiler de, Yahudi din alimleri de, Hristiyan din alimleri de bu köpeklerin kaynaklarını gösterip diyorlar ya Muhammed peygamber olsaydı namusuna sahip çıkardı diyorlar. Sebebi gene bu aşağılıklar. Hatta ne Allah-u Teala ayet-i kerimede ne diyor? Nebi inananlar için kendi canlarından daha yakındır. En nebiyyü evlâ minel mü'minine min enfusihim diyor. Ayet-i kerime. Ve ezvâcuhu ummuhâtuhum. Ve onun hanımları ise onların anneleridir diyor. Ayet-i kerime böyle diyor. Bu aşağılık Şiiler, bu pis Zerdüşler, öyle diyeyim, Zerdüşlük dinini İslam'a harmanlamış olan İran'daki zavatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namusuna dil uzatan ve peygamberin hanımları için onlar müminlerin anneleridir dediği ibarede demek ki bunlar mümin değil yani. Bunların öyle bir imandan nasibi yok ki bunlar kalkıp Resulullah aleyhissalatü vesselamın namusuna dil uzatıyor. Ahzab suresi ayetin 6. ayet-i kerimede. Yani sabah kalkıyor ve yatıyorlar ne diyorlar? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin vel'an sanameyi Kureyşin ve ibneteyhime. Allah'ım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine salat et. Ehli beytin içerisinde de bu zikrettikleri de var. Sonra ne diyor? Kureyş'in iki putuna ve onların kızına da lanet et. O kadar pislik, bir topluluk yok. Sonra da sorduğunda ehli beytiz diyorlar. Onun için gerçekten bunlardan daha aşağılık kimse yok. Bunlardan daha tehlikeli kimse yok. Hatta Sefevileri Şeyhülislam'ın Kereki hakkında deniliyor ki ve o el-Kereki önünde şeyhine Hazreti Ebubekir Ömer'e ve onların yolunda olanlara lanet okuyarak yürüyen bir hizmetçisi olmadıkça hiçbir yere adım atmazmış. O önüne bir tallah koyuyormuş. O Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, sonra Müslümanlara, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e, sonra peygamberin kızlarına, sonra peygamberin namusuna dil uzatıyorlardı. Öyle yürüyormuş. Yani lanet okutmadan adam gezmiyor, sokaklara çıkmıyormuş. Bunu Şeyh İbn Usful birahmi lül alametü Bahreyn. Mektebul Fevravi de Muhammed Sadık Bahrul Ulum. Bahreyn'de 2008 baskısında 148'de bu şekilde ibareyi kullanıyor ve doğrudur. Bir de Şia'nın şöyle bir anlayışı var. Onlar Kur'an'ın tahrif edildiğini, Hz. Ebubekir Ömer'in Kur'an'ı tahrif ettiğine inanıyor ve bunu da hiç gizlemiyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hicr 19'da ne diyor? İnnen nahnu nezelna zikre ve innen lehu lehafizun. O zikri biz indirdik, koruyacak olan biziz. Allah'ı da yalanlıyor. Diyorlar ki yok ya Rabbi sen koruyamadın. Sen vahiy indirdin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü, vefat etti. Kim bozdu? Ebubekir, Ömer ve Osman Kur'an'ı tahrif ettiler. Nefislerine göre Kur'an'ı delik deşik ettiler. Bunu da zikrediyorlar. Zeyd Tayyip el-Musavi kitabın Mukaddimetu Tefsirul Kumi 23'e 24'te ismini zikrettiklerimizden başka önceki ve sonraki ulemanın ve muhaddislerin sözlerinden, zahirinden anlaşılan Kur'an'da noksanlık olduğu hususudur diyor. Bunu Şia'nın en müterber kitapları söylüyor. Hangileri söylüyor? El-Kuleyni, El-Berqi, El-Ayyaşi, El-Numani, Furat bin İbrahim, İhticaç'ta kitabının yazarı, Ahmet bin Ebi Talib El-Tebersi, El-Meclisi, El-Seyyidul Cezari, Hurul Amili, Ulema El-Futuni, Seyyidul Bahreyni. Bu görüşte olan Şii bilgileri, bunlar da Şia'nın en müteber bütün ayatullahları. Bunlara göre Kur'an-ı Kerim'i Hz. Ebubekir, Ömer ve Osman tahrif etmişlerdir. Kur'an'da noksanlıklar, eksiklikler var. Hatta Şii alimlerden Feyd el-Keşşani, mukaddim Şii alimlerin Kur'an tahrifi konusunda bahsederken diyor ki, bu konuda şeyhlerimizin itikadına gelince Sikatul İslam Muhammed bin Yakup el-Kuleyni'nin zahir olan şu ki o Kur'an'da tahrif ve eksikliklerin olduğunda itikad ediyordu. Çünkü o Kafi kitabında bu manada hadisler rivayet etmiş, kitabın başında rivayet ettikleri itibar ettiği söylemekle beraber bu rivayetlerin tenkit etmemiştir. Ayrıca onun hocası Ali bin İbrahim el-Kumi de onun gibi aynı görüşteydi. Çünkü tefsir bu şekilde dolu. Mesela onun aşırılık da vardır. Ayrıca Şeyh Ahmet bin Ebi Talib et-Teberesi de o da El-İhticaç'ta Kur'an'ın tahrif edildiğini iddia ediyor ve teyit ediyor. Keşanî Tefsir-i Safi'de 1. cilde baskı 1416'da. Yani adamlar açık ve net olarak gizlemeden Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyor. Peki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre Allah-u Teala'yı yalanlayan, Allah-u Teala'nın ayetle Hicr 19'da o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, koruyacak olan biz dediği halde bu adam Kur'an noksandı, Kur'an'da eksiklikler bırakıldı. Ebu Bekir ve Ömer, tabi yüzlerce rivayetleri var. O saydığım adamlar siz bilmediğiniz için bilmiyorsunuz. Bugün bizim için Sahih Buhari ve Müslim, Ebu Davud veya İbn-i Mecah neyse onları bu saydığım o isimler onlar. Ve bunlara göre Kur'an-ı Kerim tahrif edilmiş. Kimler tahrif etmiş? Müslümanlar, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman iktidarlarını pekiştirmek için öncelikle Kur'an-ı Kerim'den Velayet suresini kaldırmışlar. Velayet suresi. Onların inancında Velayet suresi diye bir sure var. Ve en önemlisi Kur'an'ın, bugünkü Kur'an'ın 16 bin, mesela bugünkü Kur'an 6666 ayettir. Böyle misal verelim. Onlar diyor ki 16 bin küsur ayettir. 270-280 ayet eksik. Evet, o şeyleri haricinde bak neler söylüyorlar. Ve buna mukabilen hadi bağla birileri gelin bunlara rahmet okuyalım. Biz bunları sevmiyoruz deyince yok siz Mossad ajanısınız, Amerikan uşaklarısınız, İngiliz bilmem nesisiniz, İngiliz şiası bunları söylüyor. Yok imamet böyledir, yok Ali Hamene'nin böyle düşünmüyor. Hikayelerini bize anlatıp bizi yıktırmaya çalışıyorlar. Biz ilkokul mezunu değiliz. Zaten ben Şia'yı çocukluğumdan beri biliyorum. Ben 10 yaşlarındayken Türkiye Şia'yı bilmezken ben zaten Şia'yı biliyordum. Benim merhum hocam İran'a gidip gelip oradan bilgi getirip götürüyordu. Her şeyi biliyorum yani. Ben onları tanıdığım kadar kim tanıyor? Ben onların yüzlerce eserini okudum. Ben onların ne derece bir sapık yapı olduğunu bilmiyorum. Ve bütün İslami cemaatlere nasıl ihanet ettiklerini de gördüm. Bugün İran'ı pofpoflayıp sosyal medyada işte İran Gazze konusunda, Filistin davası konusunda en samimi devlettir diyenler hepsi gerizekalıdır. Ben kusura da bakmasınlar. Hepsi maldır, gerizekalıdırlar. Çünkü İran'ın o davayı 10 milyar dolara sattığı bütün dünya basınına çıktı ya. Bugün sesleri çıkıyor mu? Yok. Bugün Hamas kendi imkanlarıyla ürettiği silahlarla savaşıyor. Sanki ne yapıyorlar? Bütün Gazze yerle bir edilmiş. Nerede Hizb-ı Şeytan? Hadi buyursun. Madem Rusya ve Çin sana bir görev verdi, dedi ki gidin İsrail ile Amerika'yı oyalayın. Amerika'nın Ukrayna ile Tayvan meselesini Orta Doğu'ya çekin deyip bu emri verdiğinde Lübnan Hizbullah'a saldırsaydı. O daha güçlüydü. Daha büyük imkanları vardı. Sen daha rahat lojistik göndersin. Sen o gariban mazlum Mustazaf Gazze'de sıkışmış açık hava hapishanesinde yaşayan o mazlumları nasıl böyle bir savaşa sokarsın? Soktun ne oldu? 35 bin üzerinde insan şehit oldu. En az 20 bin üzerinde de insan hala enkazların altında vefat etmiş, şehit olmuşlar. 100 bin üzerinde insanın kolu bacağı zaten eksik, yani tam insan değiller. Ve siz onların hayatlarını, bütün her şeylerini yok ettiniz. Bugün Siyonizme ve diğerlerinin önünü açtınız. İstedikleri gibi orada at koşturtacaklar. Daha büyük pislikler yapacaklar. Ve sen orada sadece sloganik laflar, Amerika ile gizli anlaşmalarla küçük çaplı saldırılar düzenleyerek bizi oyalıyor, bizi aldatıyor. Zannediyor ki herkes bu kadar ahmak. Valla kusura bakmasınlar, İran'ın ihanetini aptallar dışında herkes gördü. İran'ın bu ümmete ihanetini herkes gördü. Bu İran'ın itikattaki bozukluğunu da hepimiz biliyoruz. Ya bir Kürdün şerefi varsa bu anlattıklarının üstünde hala İran sevgisi besliyorsa gerçekten şerefi yok. Açık söylüyorum yani. Bunun la mücimi yok. Allah-u Teala Gazze'deki kardeşlerimize yardım etsin. Rabbim onları sahipsiz bırakmasın. Biz bıraktık, Rabbim bırakmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecmaîn ve şuhadâi ve sâlihin lillahi teâlâ el-Fâtiha.